Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi bu akşam saat 8'de 8 dakika 35 saniye uzunluğunda bir Brawl Talk gelecek. Ben de bu videoda sizlere bu Brawl Talk'la beraber gelebilecek yeni özellikleri sizlere göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için arkadaşlar bu videoya en az 5000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dinle hemen videoya geçeyim. Videoya geçmeden de önce abi dükkanımda en sandan içerik verişleri destek bölümünden ustayı destek verilen yaptığıma bir emin oluyorum abi. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ve bildiğiniz gibi önceki videolardan birinde arkadaşlar iddiayı kazandığınız için Korsan Barley kostümü oyuna geldiğinde alacağımın sözünü vermiştim. O yüzden videoya burada gördüğünüz Korsan Barley alarak başlamak istiyorum. Ancak elmasımız eksik, hemen bir elmas takviyesi yapalım. Ve elmas takviyesinde Supercell Store sitesi üzerinden yapacağım ve şurada gördüğünüz 360 elması almak istiyorum hesaba. Ve oyunun içerisinde olduğu gibi Supercell Store üzerinden de alışveriş yapmadan önce kod bölümüne ustayı destekleyen yapabiliyorsunuz. Biz de zaten usta destekler, hemen bir 799 TL'ye ödeyelim, elmasımızı alalım. Ve gördüğünüz gibi elmaslarımız teslim edildi diyor. Hemen tamam diyelim mi arkadaşlar? Elmaslarımızı bir çekelim abi. Güzel, ve sözümüzü tutalım. 149 elmasa Korsan Barley'i şap diye abi direkt ben alalım. Evet, Korsan Barley de gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şimdi seç diyelim ve yana da verdikleri bunlarmış. Ve yine bildiğiniz gibi dünkü videoda da ortaya bir iddia atmıştım ve dünkü videoya 7000 like gelirse bugün abi Denizlerin Fatih Raf kostümünü alacağımın sözünü vermiştim. Ancak siz o videoya 7000 like atamadınız abi. Ve iddiayı ben kazandım, ancak bu iddiayı son kez tekrarlamak istedim. Ve eğer ki yine bu videoya da 7000 like gelirse bir sonraki videoda da arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz Denizlerin Fatih Raf kostümünü alacağım. Bakalım bu sefer iddiayı kazanabilecek misiniz? Videoya 7000 like atıp bunu da göreceğiz abi. Ve abi akşamki Brawl Talk'ta gelebilecek yeni özellikleri sizlere göstermeden önce herkese ücretsiz verilecek ödüllerle de alakalı birkaç tane bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Brawl Pass'in görevler kısmında şu an Sünger Hop'la alakalı olduğunu düşündüğüm 2 tane sprey var ve buradaki görevleri yaparak bu 2 spreyi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. 5 gününüz var. Onun haricinde bugün saat 12.30'da canlı yayında olacağım bu kanal üzerinde ve sadece canlı yayına gelerek arkadaşlar burada gördüğünüz 20 tane ücretsiz ödülü de kazanabileceksiniz. Bu ödüller arasında efsanevi stradiyesi, aşamalı stradiyesi ve rozet de bulunmakta. Onun haricinde rastgele stradiyeleri de var. Ve dediğim gibi buradaki 20 ücretsiz ödülü almanız için tek yapmanız gereken bugün saat 12.30'da açacağım canlı yayına gelmek ve sabitli yoruma bıraktığım Evan sitesinin linkine tıklayarak sağ üstte Supercell ID'lerinizle bu siteye giriş yapmak ve hesabınızı bu siteye bağlamak arkadaşlar. Yani sıra geldi akşam 8'deki Brawl Talk'la beraber oyuna gelebilecek yeni özellikleri sizlere göstermeye. Öncelikle Brawl Stars'ın resmi kanalında yayınlanan Brawl Talk'a baktığımızda başlığında arkadaşlar şu şekilde yazmakta: Sünger Bob güçlendiricileri Brawl Stars'ta diyor. Aslında buradaki başlıktan çıkartabileceğimiz sonuç Sünger Bob'taki bazı özelliklerin Brawl Stars karakterlerine ekleneceği yönünde olabilir. Yani mutasyonlar gelmiş. İşte bildiğiniz gibi öncesinde karakterlere geçici bir şekilde yine akşamki Brawl Talk'unda ana konusu Sünger Bob etkinliği olacağı için yine geçici bir şekilde sadece Sünger Bob etkinliğine özel karakterleri güçlendirecek çeşitli özellikler oyuna eklenebilir arkadaşlar. Dediğim gibi mutasyon 2.0 gibi bir şey olabilir yani bu. Başlığından çıkarttığım sonuç benim bu açıkçası arkadaşlar. Onun haricinde burada yayınlanan ön izleme videosunda sadece Sünger Bob'la alakalı arka planlar ve bildiğiniz gibi Sünger Bob'un evi olan Ananas'la ilgili göndermeler yapılıyor. Onun haricinde videoda herhangi bir şey yok. Ve açıklama kısmında da arkadaşlar deniz altında Ananas'la kim kavga eder demiş abi. Burada da yine Sünger Bob bir gönderme var. Bildiğiniz gibi akşamki Brawl Talk'un ana teması Sünger Bob olan ortaklık ve Sünger Bob'la beraber oyuna gelecek yeni etkinlikler, belki yeni bir sezon ve yeni kostümler olacak. Az sonra detayına da ineceğiz abi. Onun haricinde Brawl Talk'la ilgili bilmeniz gereken diğer şeyler ise Brawl Talk'un videonun başında da söylediğim gibi 8 dakika 35 saniye olacak. Ve bildiğiniz gibi öncesinde hiç 8'de gelmez daha Brawl Talk'lar. Yani Brawl Stars e-spor yayın olacak. O yayında çakışmaması için akşam 8'e almışlar abi Brawl Talk'u. Ve etiketlere de baktığımızda Sünger Bob, Squidward, Patrick, Amps, Mo ve kavgacı yazmakta. Mo zaten dün bildiğiniz gibi App Store tarafından sızdırılmıştı. Kendisi bir fare karakterdi. Mo ile ilgili olası oynanış videosu da dahil olmak üzere birçok detayı videonun sonuna doğru vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmazsınız. Onun haricinde arkadaşlar diğer bütün yazılan etiketler Sünger Bob'taki karakterlerle alakalı. Ve yine bildiğiniz gibi oyuna Godzilla etkinliği geldiğinde hem bir kulüp etkinliği olarak hem de bir Brawl Pass sezonu olarak gelmişti. Ben buradaki Sünger Bob ortaklığının da oyuna hem bir kulüp etkinliği hem de bir sezon olarak geleceğini düşünüyorum. Sezon olarak geleceğini düşünmemin sebebi Supercell'in öncesinde yayınladığı videoda Boya Savaşı sezonuyla Sünger Bob sanki savaşı sezonunun karakterleri birbirleriyle kapışıyor gibiydi arkadaşlar. Yani Boya Savaşı sezonundan sanki Sünger Bob sezonuna doğru bir geçiş vardı oradaki videoda. Birincisi bu, ikincisi de dediğim gibi Sünger Bob'taki tüm karakterlerin buraya yazılmış olması Sünger Bob sezonu geleceğini gösteriyor ve olası Sünger Bob sezonuyla beraber tüm Sünger Bob'taki karakterlerin Brawl Stars'a kostümleri ekleneceğinden dolayı böyle yazıldığını düşünüyorum ben. Ve Sünger Bob etkinliğinde bir kulüp etkinliği olarak gelmesini beklememin nedeni ise bildiğiniz gibi Brawl Stars geçenlerde Mega Kumbara ile alakalı bir açıklama yapmıştı ve Ağustos'ta Mega Kumbara'yı kaldırdığını, bizlere
bizlere söylemişti. Ancak Eylül ayında da mega kumbaranın olmayacağını söylemişti ve kendi sorusuna kendi cevap vermişti. 24 Ağustos'ta gelecek olan bir sonraki Brawl Talk'ta her şey anlam kazanacak demişti. E bildiğiniz gibi mega kumbara bir kulüp etkinliği ve Eylül ayında mega kumbaranın kaldırılmasının tek sebebi ne olabilir abi? Tabii ki de Sünger Hop etkinliği. Yani Sünger Hop bir kulüp etkinliği olacak arkadaşlar. Mega kumbaranın Eylül ayında olmamasından da zaten bunu anlayabiliriz. Supercell de bizlere burada spoiler'ı vermişti zaten. Ve ekranda da arkadaşlar olası bir Sünger Hop sezonu ile alakalı Sünger Hop'taki hangi karakterin Brawl Stars'taki hangi karaktere kostümü gelebileceği ile alakalı bazı teoriler var. Mesela burada Tike Mr. Krabs kostümü gelebilir denmiş. El Primo'ya Sünger Hop kostümü, Mortis'e Squidward kostümü, Pearl'e Plankton kostümü ve Edgar'la Rosa'ya da Karate Patrick kostümleri gelebilir denmiş. Siz de yorumlar kısmına Brawl Stars'taki hangi karakterlere Sünger Hop kostümleri gelebilir? Fikirlerinizi yazmayı unutmayın abi. Ve Brawl Talk'un da kapağına baktığımızda arkadaşlar sol kısımda oyunun yeni logosunu görüyoruz ve Sünger Hop'la alakalı bir logo olduğu açıkça belli oluyor. Ve ortada da abi bir karakter var. Burada abi topluluk 3'e ayrılmış durumda. Kimisi bunun yeni bir karakter olduğunu, kimisi El Primo'ya gelecek bir kostüm olduğunu, kimisi ise Rico'nun bir kostüm olduğunu söylüyor. Ve kafa kısmına baktığımızda açıkçası Sünger Bob'un kafasını görebiliyoruz arkadaşlar. Ancak burada ben bunun bir kostüm olduğunu ve El Primo'ya gelecek bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Bunun da zaten en büyük nedeni arkadaşlar. Ve Brawl Stars'ın kendi Twitter'ından yaptığı açıklamaya bakarsanız hazır mısınız çocuklar diyor ve Sünger'in yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi El Primo maskesi durmakta. En aslında burada da bizlere spoiler'ını vermişler. Orada siyah gölge şeklinde gözüken ve kafası Sünger Bob'a benzeyen kostüm arkadaşlar %99,9 buradaki paylaşımdan da anlaşılacağı üzere El Primo'ya gelecek. Ve yine yüksek ihtimalle arkadaşlar test hesabının içerisinde önceki videolarda da size söylemiştim. Şu şekilde bir oyuncu simgesi yer almaktaydı. Bu da bildiğiniz gibi Sünger Bob'un altındaki M harfiyle aynı arkadaşlar. Yani buradaki oyuncu simgesinin Sünger Bob'la alakalı olduğunu zaten söylemiştik sizlere. Ve Brawl Stars bildiğiniz gibi her Brawl Talk'un altında ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz bir link paylaşıyor. Ve o linkte çoğunlukla ya rozet oluyor ya da profil simgesi oluyor. Hatta en sonki Brawl Talk'ta bildiğiniz gibi klasik Brawl etkinliğine ithafen bir tane profil simgesi vermişlerdi ücretsiz olarak. Muhtemelen burada gördüğünüz M profil simgesinde arkadaşlar yine Brawl Talk'un altında bizlere ücretsiz bir şekilde verecekler gibi duruyor. Ve Brawl Talk'un ana konusu olan Sünger Bob'la alakalı beklentilerimi sizlere bu şekilde aktardıktan sonra bildiğiniz gibi dün yeni fare karakterimiz Moabil App Store tarafından yanlışlıkla sızdırılmıştı. Ve ben oyuna bir fare karakter geleceğini ta 2 hafta önce çektiğim videoda sizlere bu şekilde abi söylemiştim. Bakın izleyin. Burada verilmek istenen spoiler koyun karakter değil ve kafa kısmı sadece ise arkadaşlar yani fareye benzeyen bir karakter ise onunla da alakalı yine bir konsept karakter teorisi var abi fare karakterle alakalı. Gördüğünüz gibi fare karakterin gelebileceğini zaten dediğim gibi 2 hafta öncesinde ben sizlere söylemiştim. Ve bu akşamki Brawl Talk'ta %100 bir şekilde arkadaşlar yeni fare karakterimiz Moe'yi bize tanıtacaklar ve ben muhtemelen de dünkü videoda da söyledim gizemli olmasını beklediğim bir karakter. Ve birazcık arkadaşlar aslında bakıldığında Clash Royale'deki madenciye benziyor. Çünkü açıklaması da şöyle demekte. Moe bir şeyleri tamir etme ve savaşta rakiplerini alt etme yeteneğine sahip küçük sevimli bir kemirgen. Mo kendi inşa ettiği etkileyici bir hamster tekerleğini matkap makinesinde bağlayıp o şekilde hareket etmekteymiş. Yüzeye doğru delerek düşmanları havaya fırlatırken aynı zamanda hasar verilmiş. Açıklaması da şu şekildeymiş abi Mo'nun. Mo savaşmadığı zamanlarda Star Park'ta bulunabilir ve bazı bakım işlerini halledermiş. Boyutu ve kazı becerileri onu eğlence parkının altındaki yeraltı yapısını incelemek ve onarmak için mükemmel kılarmış. Yani yarınki karakterlerimizden bir arkadaşlar kesin bir şekilde belli oldu dediğim gibi App Store'un yanlışlıkla sızdırması sonucunda ve kendisi fare bir karakter olacak. İsmi de Mo olacak. Abi. Bununla alakalı da olası oynanış görüntüleri var. Onları da sizlere göstereyim. Bu arada karakterin tam hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı tatlı abi tipine bakıldığında. Ve resimde de gördüğünüz gibi aynı Clash Royale'deki madenci gibi işaretlediğiniz yer arkadaşlar yerin altından gidebiliyormuş. Hatta bir de nasıl bir saldırısı olabilirle alakalı bir de videosu var arkadaşlar. İzleyelim hemen. Bakın bu şekilde yerin altından geliyor ve rakibini hava ittirerek abi ona hasar veriyor. Valla bir kere daha izleyelim. Bayağı güzel duruyor bu arada. Bakın yerin altından gidiyor ve rakibine hasar verebiliyormuş arkadaşlar. Bu şekilde bir oynanışı olabilir denmiş oyunun içerisinde. Peki ilk karakterimiz Mo ise her Brawl Talk'ta 2 tane sezon ve 2 tane karakter tanıtılıyor. İkinci karakterimiz ne olabilir? Orada da şöyle bir teorim var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Sünger Hop sezonunun oyuna gelebileceğini söyledik. Sünger Hop sezonuyla da alakalı karakter fare bir karakter olmayacağı için muhtemelen denizlerle alakalı bir karakter olacağını düşünüyorum ve onun için de arkadaşlar ekranda gördüğünüz Jaws da oyuna gelebilir abi yine. Tabii ki de bu konseptli karakter arkadaşlar. Bu gelecek diye de demiyorum ancak dediğim gibi sezonla uyumlu olduğu için Jaws'ı yani köpek balığı karakterini de sizlere bu şekilde göstermek istedim. Kendisi motor çetesinin lideriymiş ve Crow'un da en büyük düşmanıymış arkadaşlar ve kendisi bir kara köpek balığıymış. Sarı da yüksekmiş abi. Buradaki konsept karakter teorimizde bu şekilde olabilir. Yani denizle alakalı bir karakter oyuna gelebilir diye arkadaşlar bu konsept karakteri sizlere göstermek istedim abi. Ve gelmesi kesinleşen bazı şeyler ise şu şekilde bildiğiniz gibi her Brawl Talk'ta 6 ya da 7 tane karakteri hiper şarj geliyor. Yine 6-7 karakteri hiper şarj gelecektir. Bunlardan 2 tanesi de belli olmuştu arkadaşlar. Birisi Mortis'e diğeri ise Poco'ya gelecek. Mortis'e de alakalı farklı bir konu var. Bildiğiniz gibi Supercell bazen bazı kullanıcıları mail yoluyla bir kostüm anketi yolluyor ve ekranda gördüğünüz 4 Mortis kostümünün de anketini bazı oyunculara yollamıştı yine kostüm anketi olarak mailden. Ve bunlar hiper şarj kostümleriydi arkadaşlar. Muhtemelen Mortis'e bir hiper şarj gelmesiyle de beraber ekranda gördüğünüz 4 tane
tane Mortis hiperşarj kostümünden biri de oyuna eklenebilir gibi duruyor. O yüzden bunu da göstermek istedim. Yine Supercell Make kostümü kazananlarından Dragon Bell kostümü de %100 bir şekilde bu Brawl Talk'ta arkadaşlar bizlere gösterileceği kesinleşen şeylerden biri. Hatta Brawl Stars'ta bu sefer Supercell Make'ten ekstra kazanan kostüm seçmişti. Atalardan kalma Bell'di abi, şu an ekranda görüyorsunuz. Ancak bu kostüm muhtemelen bu akşamki Brawl Talk'ta oyuna eklenmeyecek. Çünkü burada şu şekilde yazmaktaydı. Sanatçı ayrıca kazananın ödülünü alacak ve kostüm oyuna eklenecek ancak daha sonraki bir tarihte denmiş. Yani muhtemelen bu kostüm arkadaşlar biz bu Brawl Talk'ta görmeyeceğiz. Brawl Stars'ın buraya yazdığı şey yüzünden, onu da söyleyeyim. Yine bunların da haricinde abi oyuna muhtemelen yeni oyun modları da eklenecektir. Her güncellemede olduğu gibi. Ve hatta ekstra bir sürü de kostüm olacaktır arkadaşlar. Yani Brawl Talk'la ilgili son haberlerden biri de Drev'i biliyorsunuz abi. Drev de kendi resmi Twitter adresi üzerinden şöyle bir şey yazmıştı geçenlerde. Mor kostümleri sevdiğinizi duyduk demişti. Soru işareti koymuş ve altına Brawl Talk'un düzenlenmesi devam ediyor diye Brawl Talk içerisinden bir görsel paylaşmış gördüğünüz gibi. Yani burada mor kostümde giymişler gördüğünüz üzere. Hani bunu troll amaçlı mı yapmışlar? Yoksa gerçekten mor kostümler mi yine oyuna gelecek? Burasını bilmiyorum ancak bu gönderiyi Drev paylaştığı için ve Brawl Talk'la da alakalı böyle bir Brawl Talk'un içerisinden bir görsel paylaştığı için de sizlere bu haberi de vermek istedim bu video içerisinde. Sizce mor kostüm getirirler mi yoksa getirmezler mi? Bu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bilgileri de verdikten sonra sizin Brawl Talk'la alakalı beklentileriniz nelerdir? Videonun yorum arkasına yazmayı unutmayın. Zaten akşam 8'de de Brawl Talk yayınlandığından hemen sonra arkadaşlar Brawl Talk'u Türkçe bir şekilde tüm detaylarıyla sizlere videosunu atacağım. 12.30'da da yayına mutlaka gelmeyi unutmayın abi. 20 tane ücretsiz ödül ve benim de yapacağım çekilişler adına. Bunu da söyledikten sonra bir videonun daha sonuna geliyorum. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.